Music licensing reimagined. Aselsan grafiğimizde hazırladığımız şablon durumundaki en önemli destek bölgelerimizden birinci destek bölgesi olarak yarı yarıya stop bölgemiz 23.45 bölgesi ve bu 23.45 bölgesine bir yukarıdaki yükselişinden sonra düzeltme geldi. O düzeltmeden sonra gördüğünüz gibi bir tepki verip tekrar aynı bölgeye bir onay durumu için mi gelmiş veya bu durumdan sonra aşağıya doğru düzeltme devam mı edecek? Bu hafta onu izlememiz gerekiyor. Veya şu ara bölgeyi gördüğünüz gibi bu ara bölgedeki hareketlerle beraber devam etmek isteyen bir görüntü de izleniyor. Yani önemli olan şu bölgedeki direnç noktamız. Kısadaki direnç noktası olarak çalışan 24.85 bölgesi. 24.85 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı hareketleri devam ettirme ihtimaline doğru giden bir süreci başlatabilir. 24.85 üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece gördüğünüz gibi 23.45-24.85 arasındaki bölge yatay bölge olarak devam etme ihtimalini sürdürebilir. Aşağıya doğru düzeltme durumları devam ederse hem kanal bölgesinin desteği olarak birinci destek bölgesi yarı yarıya stop bölgesinden sonra 22.85 önem kazanıyor. 22.85'in altına düşüş olursa alt bölgeye kadar yani kesin stop bölgemiz olan 21.35 bölgesine kadar geri çekilmeler meydana gelebilir. Bu durumlar oluşmadığı sürece yukarı tepkisel hareketleri de başlatarak 24.65 bölgesinin üzerine geçiş yaparsa daha sonraki direnç noktası olarak da 25.28 olarak takip edilebilir ve en önemli direnç noktası 27.75 hedefinden önceki direnç noktası da 25.80 bölgesi olarak önünde duruyor. Artlist.io. Reyni grafiğinde oluşturduğumuz şablonda 35 bölgesine hedef vermiştik. Bu haftaki tepkisi hareketi de devam ettirerek 35 bölgesine yaklaşan bir görüntü oluşsa da tabi bu hedef gerçekleşmediği için yukarıda yakın hedef bölgemiz 35 bölgesi olarak devam etse de buradan sonraki hedef bölgesi de 37 bölgesi olarak izlenebilir, gözüküyor. Geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgemiz olan 31.79 bölgesini ve daha aşağıdaki kesin stop bölgemiz olan 29.50 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelere geri çekilmelerde hacimsel durum oluşmadığı sürece yükseliş kanalının devam etme ihtimalini sürdürdüğünden dolayı daha yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini de sürdürebilecek konumdaki bir şablon durumu devam ediyor. Bu bölgelerin altına düşüşler hacimsel bir durumla devam ederse buradaki oluşmuş olan zirve bölümünden aşağıya doğru derin düzeltme ihtimallerine doğru da geçme ihtimali olabilir. Şuradaki gibi bir durum olma ihtimalini göz önünde bulundurmak için kesin stop ve yarı yarıya stop bölgelerimizi önemseyerek takip edelim. Artlist.io. Music licensing reimagined. Garanti Bankası grafiğimizde şablon durumumuzda bu hafta bir tepkisel hareket gerçekleşmiş gördüğünüz gibi ve üst şablon bölgesine geçiş meydana gelmiş. Bu durumdan sonra yukarı devam etmesi için öncelikli olarak bu bölgedeki direnç noktası 12.25 bölgesini geçiş yapması lazım. 12.25 bölgesini geçiş yapabilirse yukarıdaki 12.85 hedefine kadar dahi gitmek isteyen bir şablon durumu meydana getirebilir. Tabii bu kanal bölgesinin ara direnç bölgeleri 12.50 ve üst bölgedeki direnç noktası da 12.65 olarak izlenebilir. Buralardan geri çekilmelerde tabii ki yarı yarıya stop bölgesinin önce birinci destek bölgesi şablonu 11.85 gözüküyor. Daha sonraki yarı yarıya stop bölgemiz 11.75 ve kesin stop noktamızda
11.45 bölgesi olarak takip edebiliriz. Yukarı hareketlerde özellikle 12.19 bölgesindeki, 12.20 bölgesindeki direnç noktasına hacimli bir şekilde geçiş yapma ihtimalini meydana getirirse, yukarı hareketleri hızlandırarak daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen bir garanti bankası grafiğinin de oluşumunu meydana getirebilirler. Artlist.io. Kardemir D grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumundaki yükseliş kanalının devam etme ihtimalinden bahsetmiştim. Bu hafta da tekrar bir yükseliş hareketi gerçekleşmiş ve yeni bir zirve oluşumu meydana gelerek buradaki zirve oluşumundan sonra yukarı hareketleri devam ettirmek isteyen kanal bölgesinin üstündeki hareketleri devam ettiriyor gördüğünüz gibi. Tabii bu bölgedeki önemli direnç noktası şu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışlar gerekiyor. Yukarı hareketlerin devamı için 15.65 bölgesi. 15.65 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kapanışları sağlayabilirse artık yakın hedef bölgemiz olarak 17.50 hedef bölgemiz halen daha güncelliğini devam ettiriyor. O bölgedeki hareketleri devam ettirme ihtimalini sürdürmesi için de öncelikle birinci destek bölgesi şablonun 14.75 bölgesi, yarı yarıya stop bölgemiz olarak da 14.05 ve kesin stop bölgemiz olarak da 13 bölgesini güncel bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece 17.50 ve daha yukarıdaki hedefleri gerçekleştirme ihtimalini sürdüren şablon durumunun devamı sürüyor gördüğünüz gibi. Bu bölge şu yükselişin en derin düzeltme bölgesi 13 bölgesi. O bölgenin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı hareketlerin devam etme ihtimali daha yüksek olarak devam edebilir. Artlist.io. Petkim grafiğinde oluşturduğumuz şablonda gördüğünüz gibi üst bölgedeki direnç noktasına doğru bir hareketlenme geldikten sonra da direnç noktasıyla beraber kanal bölgesinin desteği olarak devam eden bölgeye doğru bir geri çekilme meydana gelmiş. Şuradaki destek noktasına gördüğünüz gibi 8.60 bölgesi ve bu destek noktasında tutunmayı sağlarsa bu bölgeyi yukarı kırarak 9.90 onlu bölgeye doğru hedeflerine doğru gitmek isteyen bir şablon durumunu bu hafta oluşturma ihtimalini gerçekleştirebilir gözüküyor. Geri çekilmelerde şablon durumunun orta bölgesindeki destek noktası olan 8.25 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi, şablonun alt bölgesinde olan 7.85 bölgesini de kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölgeden geri dönüşlerde aşağıya düşüşlerin tehlikeli olarak devam etme ihtimalini, yani düzeltme kanal bölgesinin içerisindeki hareketin devamı olarak oluşabileceğinden dolayı daha aşağıdaki bölgelere düşüşlerle karşılaşmamak için buradaki kesin stop noktamıza mutlaka zincir stop emirlerimizi yazmamız gerekiyor. Üst bölge kanal bölgesinin üstündeki direnç noktası olan 9'lu bölgenin üzerine hacimli bir şekilde yükseliş gerçekleşirse yukarı hareketleri hızlıca 10.25 bölgesine kadar devam etme ihtimalini de oluşturabilen bir grafik durumu mevcutta gözüküyor. Artlist.io. Türk Hava Yolları grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumundaki şablon bölgesinin üst bölgesine bir tepkisel hareket gerçekleşmiş fakat üst bölgesini geçiş yaparak üzerinde kapanışlar sağlayamadığı için halen daha gördüğünüz gibi şablon bölgesinin içerisinde devam ediyor. Tepkisel hareketten sonra şablon bölgesinin desteğine bir geri çekilme meydana gelmiş 27.80 bölgesine. 27.80 bölgesi destek olduğu sürece yukarı hareketleri hızlıca devam ettirebilir ve bu bölgedeki şablonun
direnç noktası olan 28-95 bölgesini hacimli bir şekilde geçiş yapabilir ve üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse, yukarıdaki hedef bölgemiz olan 35 bölgesine kadar gitmek isteyen durumları meydana getirebilir. Tabii bu bölgeden sonra aradaki direnç noktalarımız olarak takip edeceğimiz direnç noktamız 30-15 ve daha sonra 31-35 bölgesi ve en üst seviyedeki direnç bölgemizde 32-60 bölgesi olarak takip edebiliriz. Geri çekilmelerdeki yarı yarıya stop bölgemiz 25-28 bölgesi ve 23-89 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Artlist.io. Tekfen grafiğimizde oluşturduğumuz şablondaki kanal bölgesindeki hareketlerin tepkisi hareketlerin devamı sürüyor. Kısa da olsa hareketler yukarı hareketler olarak devam etmesi, dip noktası oluşumunun oluşturmaya devam etmesi süreci olarak karşılanabilir. Fakat burada şu bölgedeki direnç noktasının üzerinde geçmiş, yani 19.65'in üzerinde geçiş yapmış. Bu kapanışları sağlamaya çalışıp oradan tekrar onay alma durumu meydana getirebilir. O bölgenin altına düşmeden yukarı hareketleri başlatınca da birinci direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölge 21.45 bölgesi, şablon bölgesinin önemli dirençlerinden. Daha sonraki direnç noktası olarak da 23.20 bölgesi gözüküyor ki bu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları sağlarsa buranın yani bu bölgenin yani 17.95 bölgenin dip oluşumunun tamamlandığı ve yukarı hareketlerin başlangıç noktası olarak algılayabileceğimiz nokta 23.25 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar yapması olacak. Bu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece tekrar geri dönüşlerde şu düzeltme kanal bölgesinin devamı olarak sürecin devam etme ihtimali oluşabileceğinden dolayı geri çekilmelerdeki destek noktalarını buradan sonra da önemseyerek takip etmek gerekir. Artlist.io. Tüpraş grafiğimizde gördüğünüz gibi bu hafta bir tepkisel hareket gerçekleşerek şablon bölgesinin üst bölgesine yaklaşan bir durum sergilemiş. Yani direnç bölgesi olan 212 bölgesine yaklaşmış ve yaklaştıktan sonra da geri çekilerek destek bölgesi olan kanal bölgesinin desteği olan 204 bölgesinde tutunma hareketlerini yapan bir görüntü var. Gördüğünüz gibi şu ara bölge çalışıyor. Bu hafta için takip edebileceğimiz bölge. Burada kısa bir marş kalmış. Yukarı hareketleri başlatarak hacimli bir yükseliş gerçekleştirirse 212 bölgesinin üzerine geçiş yaparak 220 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse şablon bölgesinin üst bölgesine hedef noktası olan 225 bölgesine kadar yükselişleri de yapma ihtimalini oluşturabilir. Tabii bu bölgedeki yükselişin durumu hacimli bir şekilde devam ederse kanal bölgesinin üst bölgesi olan 245 bölgesine kadar da gitme ihtimalini oluşturan bir şablon durumu devam ediyor. Geri çekilmelerde birinci destek noktası 205 bölgesi demiştik. 205 bölgesinden sonraki bölge 195 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz olarak takip edeceğiz ve daha sonra 190 bölgesi ara destek. Kesin stop bölgemiz olarak da 180 bölgesini güncel bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgenin altına düşüşlerde derin düzeltme olma ihtimali oluşacağından dolayı o bölgelerde yaklaştıkça kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz için zincir stop emirlerimizi mutlak suretle yazmamız gerekiyor. Artlist.io.